Uyuyuk, uyuyuk, pamukluya bak, tuşun, tuşun. Ay, hadi Gülen Damya, ne yapıyorsun iki saattir yukarıda? Ablam geleceğim de ben utanıyorum biraz ya. Ay ne utanması Gülen Dam, saçmalama. Hadi bak, İso da çok merak ettik. Gel bir gül yüzünü görelim, endamını görelim değil mi? Bak İso ne diyor? Gülen Dam abla, Gülen Dam abla neredesin, neredesin? Olmuşsun Gülendam. Ablam, ya sen beni düşünmüşsün, bunu almışsın. Yalnız vallahi bak ben yapamayacağım. Sen bunu götür geri ver, ben de üstünü falan değiştireyim. Ay saçmalama Gülendam. Pijamayla mı geleceksin düğüne? Hem zaten bir tek sen varsın, bir de Handan Hanım. Gerisi komple Murat'ın tanıdığı. Ne bileyim Ayşegül ablam. Alışmadık Gülendam'da böyle abiye durmuyor işte. Hayır, çok güzel olmuşsun işte. Fıstık gibisin. Öyle mi dersin? Evet. O zaman ben gidip üstümü değiştireyim. Hay haydi. Hay. Çok komiksin Gülendam abla. Mekanı görünce bayılacaksın Ayşegül. Hem nezih hem şık bir yer, tam isteyeceğin gibi. Keşke ayarlamadan önce bana da haber verseydin, beraber görseydik. Aa, bana güvenmiyor musun? Harika bir yer Ayşegül. Hatta bugün ikramlara da karar vermemiz gerekiyor. Her şey karar vermişken ona da karar verseydin. Ha yok, ona beraber karar verilmişsin. Sonra müzik eşliğinde siz çıkıyorsunuz. Nereden çıkıyoruz? Gelin odasından. Evet, doğru. Buraya nikahın kıyılacağı masaya doğru geliyorsunuz. Tabii bu arada çocuklar, küçük çocuklar sizin başınızdan gül yaprakları döküyorlar. Murat, gül yaprakları biraz fazla değil mi ya? Bence senin için az bile. Buyurun isterseniz ikramları bir gözden geçirelim. Geçirelim. Ayşegül, işten arıyorlar. Siz devam edin, hemen geleceğim. Aa, tabii tabii. Ne var? Ne bu küstahlık Muratcığım? Ne demek ne var? Hacan kevelmeyi bırak da ne söyleyeceksen hemen söyle. Ayşegül'le düğünde ikram edeceklerimizi belirliyoruz. Yani çok vaktim yok, meşgulüm. Çabuk konuş. Aa, Murat, bu kadar sinir senin bu centilmen kişiliğine yakışıyor mu hiç? Tamam, anlaşıldı. Senin söyleyecek bir şeyin yok, ben kapatıyorum. Dur dur dur, aman ha, kapatma. Konuşmamız lazım. Ne diyeceksen de. Telefonda olmaz Murat. Buluşmamız lazım. Ne buluşması? Ben yarın evleniyorum, yani sana ayıracak vaktim yok. Biliyorum, evleniyorsun. İşte zaten o yüzden buluşmamız lazım. Yoksa Elif'le çevirdiğin dolapları Ayşegül'e anlatmamı mı istersin? Sen ne diyorsun ya? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehditten falan anlamam Murat. O işleri sen iyi bilirsin. Buluşacağımız yeri sana mesaj atacağım. Bu akşam orada ol. Pardon. Murat, ne oldu? İşle ilgili bir sıkıntı mı var? Yok. Bugün can sıkıcı bir toplantı vardı da unutmuşum. Bugün mü? Murat, yarın düğünümüz var. Bugün çok işimiz vardı. Bu çok önceden belirlenmiş bir toplantı. Yurt dışından geliyorlar. Ama ben hemen halledeceğim, merak etme sen. Bir sıkıntı olmaz yani. İyi, peki. Siz ne yaptınız? Menülere bakabildiniz mi? Ya Murat, menüde yengeç bacağı, koçi falan var, ben anlamadım. Tamam, gel gel. Ayşegül, Ayşegül kapıyı aç, aç kapıyı Ayşegül. Ayşegül.
Bu ne yapıyor gene burada ya? Ayşegül, aç aç. Gece ne oluyor ya? Hadi aç kapıyı. Can yavaş, ne oluyor ya? Yavaş mavaş olamam Ayşegül. Sana şimdi çok önemli bir şey dinleteceğim, dur. Ne dinletmesi Can? Murat'ın gerçek iç yüzünü şimdi kendi kulaklarına duyacaksın. Ben sana bu herifin yalanını ortaya çıkaracağım dedim mi demedim mi? Dedim, dedim. Göreceksin şimdi. Bak dinleteceğim, göreceksin. Nerede? Heh, buldum. Ne oluyor lan? Şarjı bitti. Ayşegül şarjı bitti, şarj bitti. Ben senin gibi şarjın. Can geçer misin bu numaraları? Lütfen çıkar mısın? Ayşegül şarjın nerede? Ya Can ne şarjı marjı? Yok şarj marjı hadi. Lütfen çıkar mısın? Lütfen. Ayşegül bak dinlemek zorundasın beni gerçekten. Ayşegül ama dinle beni lütfen. Senin beni dinlediğin gibi mi? Bak Can. Murat'la evlenmemi istemiyorsun biliyorum. Ama ben yarın Murat'la evleniyorum, tamam mı? Senin yapacağın hiçbir şey benim fikrimi değiştiremez. Sen ve ben bitti. Biz bittik. Bizim hikayemiz bitti, tamam mı? Bir daha bu eve gelme. Kahretsin. Dur ya. Belki şarj edip mesaj atarsam okur. Ya yine inanmazsın? Bunu göze alamazsın canım. Ne yapacağımı biliyorum ben Ayşegül. Bana başka çare bırakmadın. Bunu sen istedin. İso, sen mama yiyince nasıl uyudun öyle ya? Gel seni yatağına yatıralım. Alo? Gülendam. Müsait misin? Bak sakın çaktırma Ayşegül'e benimle konuşun. Yok Can abim, yanımda yok. Ben müsaittim, söyle. Hah iyi. Bak ben parktayım, tamam, bizim parkta. İso'ya mamasını yedir, hemen yanıma gel. Çabuk çabuk ama, tamam mı? Çok çabuk geliyorsun. Tamam. Allah Allah. Ne oluyor ki ya? İso, gidiyoruz oğluş. Gel bakayım. Aman da aman. Gel Gülendam, gel. Ablam, iyi misin? İyiyim, iyiyim ya. Biraz heyecanlandım, o kadar. Heyecan mı, korku mu? O ne demek ya Gülendam? Yani ben öyle demek istemedim. Hani evleniyorsun yani, çekiniyorsun belki diye. Yok canım, daha neler, korkacak ne var ki? Hem ben bu evliliği istiyorum. Heyecanlandım ya, heyecanlandım, normal değil mi? Normal ablam, normal, haklısın. Aynen. Ablam, şimdi bak, sen bir duş al,
bir ferahla. Ben de o ara İso'yu parka götüreyim. Şimdi arabaydı, düğündü, oradan oraya huzursuzlanmasın. Heh. Peki. Heh, haydi, alayım ben çantasını. Sonra... Hemen gidip gelelim. Senin bir isteğin var mı? Yok. Yok. Ablam, iyi misin? İyiyim ya. Arada ben öyle oluyor. Yani bir şey yok. Hadi İsa huzursuzlandı, sen alsın onu ya. Hadi. Tamam. Dur dur, tamam. Hazırım. Ay. Murat geldi. Al sen Gülendam İso'nun çantalarını. Tamam. Aldım. Gülendam kapıyı açsana. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Biz çıkalım. İso. Ah, Gülendam ver bana, ben tutayım onu. Sağ ol. Heyecanlandım sadece. Ben de. Hadi gidelim. Geç kalacağız ha. Aynen Gülendam. Sen al İso'yu arka koltuğa, siz beraber oturun. Tamam. Ya Murat, tek akrabam da gelmesin mi yani düğünüme? O dediğin kişi benim yeğenim. Onun yeri benim yanım ya. Ya tamam, sen yanlış anladın beni. Ben çocuğa eziyet olmasın diye. Ayrıca çocuk değil İso. Kızı istemiyorlarmış diye duydum ben. Bilmem. Vallahi haklılardı. Bu yaşta kaçıncı evlilik baksana. Üstelik şimdi de eski kocasının en yakın arkadaşıyla. Ay bir şunun kadar olamadık şekerim. Tüh bize. Ay çok alemsin. Hanımlar nasıl, her şey yolunda mı? Her şey harika. Senin adına nasıl mutluyum anlatamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gelin hanım nerede? Aa, o şimdi odada hazırlanıyor. Sonra zaten nikah çıkacağız beraber. Tamam canım. Biz seni o zaman fazla tutmayalım. Tamam, sonra görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz, sağ olun. Nasıl heyecanlı görüyor musun? Yok. Kız bayağı aşık etmiş kendisini. Sorma. Çok güzel oldu da Ayşegül Hanım. Maşallah ya, vallahi. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederiz ablam. Sağ ol kardeş. Ablam, eteğe dolanacaksın. Bir otur istersen. Yok, Gülendam böyle oturunca fenalık basıyor. Harika.
harika olmuşsun Ayşegülcüğüm. Hoş geldin Zandan Hanım. Hoş bulduk hayatım. Nasıl? Saçından, makyajından memnun kaldın mı? Bir sıkıntı yok değil mi? Ay, çok memnun kaldım. Teşekkür ederim. Harika olmuşsun. Ay gel, gel biz seninle bir selfie çekilelim bu anı. Ölümsüzleştirelim. Ay ben de şu telefonlara... Efendim. Alo, Gülendam ne haber? Her şey yolunda mı? Yolunda Can abi, yolunda. Ya Can abi deme, Can abi demesene. Bak şimdi, sen oradan çık, tamam mı? Arka tarafa dolan. Otopark tarafında bir giriş daha var. Ben orada bekleyeceğim seni. Gel beni oradan al. Tamam? Otopark tarafı girişi. Tamam. Oldu. Haydi görüşürüz. Kolay gelsin. Ay maşallah. Ay. Allah maşallah. Abla çok güzel. Ben bir fena oldum. Heyecanlandım. Dilim damağım kurudu. Bir çıkayım da ben hava alayım. Ay niye bu kadar heyecanlandın Gülen? Canım o da genç işte. Ayşegül seni böyle gelinlikler içinde melek gibi görünce heyecanlandı. Sen çık. Hadi sen çık. Çık sen. Hadi. Sen çık. Ben de seni biraz boydan çekeyim falan öyle. Değil mi? Bunları saklayalım. Dön bana sen. Canım ya nasıl güzel, nasıl gülümsüyoruz. Ben çıkıyorum dede. Tamam hadi. Allah kolaylık versin. Tamam. Hadi aslanım benim. Bu ne? Eyvah kapılar kapalı galiba. Kapalı. Nasıl girecek bir çocuk oraya ya? Hadi be Gülendam ya. Can abi geç. Ah Gülendam aferin kız. Olmuş. Neredesin be kızım ya? Can abi oradan Can abi. Gülendam bir bağırmadan konuş ya Allah Allah. Bağırma. Ay, ben stresle ne yaptığımı biliyor musun ya? Bağırma. Sesini kıs. Gelin odası nerede? Beni oraya götür. Tamam. Hadi gel. Hadi yürü. Çabuk çabuk çabuk. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Murat gel bakayım göstereceğim sana. Sonra görüşürüz. Oldu mu? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii ki. Hadi görüşürüz. Çok teşekkürler. Hadi buyurun arkadaşlar. Odası hangisi? Abi şu baştaki bak üçüncü. Tamam hanımın içeride mi? He içeride. Sen git onu da al dışarı çıkar tamam mı? Biz yalnız kalalım. He tamam. Ayşegül, benim adımı hemen ayak tabanının altına yaz olur mu? Çünkü en önce orası siliniyormuş. Bir de senden ricam teyze... Ay Handan Hanım yeter artık. Hanan Hanım. Murat Bey seni sordu. Murat, beni. Niye? Ya ben de anlamadım. Bir şey danışacak Erol. Sıkıntı çıktı. Ben onu çözeyim diye şey yaptı Murat Bey. Ben gideyim o sıkıntıyı çözeyim. Nerede bu Murat Bey? Gülen'den... Ben size hemen yerini şey edeyim Murat Bey. Gel sen göster tamam. Bana. Aa, İso. İso'yu alayım mamasını da yediririm. Gülendam ne oluyor? Al sen. Haydi. Allah. Yeni top. Ayşegül buradayım. Can! Evet Can. Senin ne işin var burada? Şişt, yavaş yavaş yavaş. Seni almaya geldim. Beni almaya mı? Ha, seni kaçırmaya geldim hadi. Nasıl ya? Ne? Ne kaçırması Can? Hem benim seninle geleceğimi nereden biliyorsun? Vay Allah ne yapıyor bunlar bu kadar zamandır ya? Nerede kaldılar? Can'dan öleceğim ya. Arayayım mı Can Bey İsmail Bey? Yok canım, aramakla olmaz. Ben gideyim bir bakayım diyorum ama kapılar kapalı. Ha? Bir görevli geldi.
kapıyı aralık bıraktı. Ben içeri sızıyorum. Ayşegül, çok geç olmadan gidelim hadi. Hadi lütfen. Merak ettim kızım, siz hala ne yapıyorsunuz burada? Bekliyoruz. Niye uzadı bu iş bu kadar? Gelin şimdi, az sabır dedem. Ha, geliyor. Ha? Ha, tamam hadi biz girelim arabaya. Bekliyor araba. Ayşegül abla nerede? Gelmiyor. Ne demek gelmiyor? Gelmiyor ne demek ya? Gelmiyor işte anda. Benimle gelmek istemiyormuş. E biz boşuna mı yaptık bu kadar organizasyonu? Andan ne yapsaydım? Senin gönlüne göre olsun diye omzuma atıp kaçırsa mıydım kızı? Zaten benim bildiğim kız kaçırma konsepti bu. He. Oğlum boş ver. Her şeyde bir hayır vardır. Gel, gel biz gidelim. Kızım siz de Ayşegül'ün yanına gidin. Tamam. Dedim. Gel Aslan. Gel yavrum. Ha bitti yani bu kadar. Ne bileyim. Hay ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya aman. Seni kaçırmaya geldim hadi. Ayşegül çok geç olmadan gidelim hadi. Hadi lütfen. Hadi. Ablam. Ah Ayşegül ya. İyi misin? Çok iyiyim. Ama makyajın akıyor böyle boncuk boncuk ya. Ayşegül hazır mısın? Hazırım. Sen beni arabada bekle. Can, Can nereye? Dede, lütfen.
mısınız? Hazır olduğunuza göre nikahına başlayabiliriz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Adınız, soyadınız. Can. Ayşegül Dinç. Ne yapıyorsun burada oğlum? Sizin adınız, soyadınız? Murat Soykan. Teşekkür ederim. Dairemize daha önce... Bir planım var dede. Ne? İncelenmiş olup evlenmenize bir mani. İkinci bir kez de şahit olmamız olmamız. Siz, sayın Ayşegül Dinç. Bir an sen yanımdasın, saçlarımda tadımdasın, sonra işte yanımdasın. Aşkım ne kadar var bende, yanıyorum! Beni benden aldın. Ya bir açıklamadın bana ya. Handan Hanım, ne oluyor? Anlat aşkım, ne? Sakin ol, çıkar. Halleri bir dargın bir barışın bu hikaye nasıl biter? Yakın kim kime deli yangın yeri halleri. Alo, bir ihbarda bulunacağım. 34 SMC 8. Eşimi kaçırdılar. Evet, sahibi İsmail Tekin. Ya Can, nereye gidiyoruz söyler misin? Ya gidince görürsün. Ya dede ne oluyor? Adam kaçırmak denir buna ya. Kızım bana bak, sakın ha dedeme yükleneyim deme. Çünkü o da çok iyi biliyor Murat denen herifin ne mal olduğunu. Ya dede, ne yapmış Murat söyler misin? Ay düğünümden kaçırdınız beni, farkında mısınız? Yavrucuğum, evladım. Bak, Can sana her şeyi teferruatıyla anlatacak. Biraz sabret, bilirim beni. Anlat o zaman. Ya Allah Allah, biraz sabır ama ha. Ya senin bir şey bildiğin de yok, tamam mı? Bir şey anlatmayacaksın. Ay vallahi çıldıracağım. Ya inmek istiyorum ben ya. Bak, İnmek istiyorum. Bakın şoför bey, vallahi bak güzel kardeşim sana söyleyeyim. Dedem zengin, bu ünlü bunlar yırtar, sen yandın ama. Söyleyeyim. Yürü, yürü, yürü. Ya. Ayşe, yapma. Hasan, çabuk kilitle şu camları. Çabuk. İmdat. Ya kızım, bağırmasana ya. İmdat. Ayşegül, bağır da ineceğiz birazdan. Geldik zaten. Ayşegül, gene ısırma ya. Isırma sana. İmdat. Bağırma. Tamam komiserim. Birazdan karakoldayım zaten. Çok teşekkür ederim. Benim düğünümden alıp nasıl kaçırırsın ya? Sen kimsin Can? Sen kimsin? Bunu senin yanına bırakmayacağım. Bunu senin yanına bırakmayacağım.
meseledir. Görüldüğü an durdurulması ve gerekiyor. Ahmet, koş koş. Anons senden araç kesiyor. Ne oldu oğlum, bir şey mi oldu? Kimlikler lütfen. Tabii. Sen ya? Anlarsın şimdi. Aa, dayı. Can. Efendim? Ne yapıyorsun diyorum abi? Dayı, her şey tamam değil mi? Her şey hazır, merak etme. Eyvallah. Kızım, açsana şu kapıyı. Açmayacağım. Ya Ayşegül, inat etme hadi. Aç şu kapıyı. Yok ya, gelmeyeceğim ya. Tamam, sen bilirsin. Hadi bakalım. Hadi Ayşegül, hadi. Gelmeyeceğim. Ya Ayşegül, insene. İnmeyeceğim. İnme. Ya bırak. İnatçı, gelmiyor. Of. Ya Hasan dayı, ne oluyor ya? Ya zorlama bırak oğlum. Ya binmeyeceğim ya. Ya Ayşegül. İnatçı kunduz. Ya. Ya. Can, acaba vaz mı geçsek? Hayda. Heh, Hasan da ya. Tam sırası demişim bunu söylemenin. Ya of. Ya Can. Ne var? Ya nereye gidiyoruz? Anca niye gidiyoruz ya? Kızım, anlayacaksın. Anlatacağım ben sana her şeyi ya. Lütfen inat etme. Bin şu tekneye. Hadi güzel güzel. Hadi. Ya. Ya dayı, sen de bir şey söylesene kıza. Gel kızım, gel. Korkma, gel. Ya yürü. Ya. Ya, çürüttün be. Kunduz! Ya. Niye ısırıyorsun ya? Yürüsene. Yürü şuradan. Ya dayı. De, dayı dayı, ha yürü. Tayfun! Çöz onun halatları. Koş 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 koş. Birazdan öğrenirsin amca. Evet. İsmail Tekin. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. İsmail Bey. Buyur evladım benim. İsmail Bey, kusura bakmayın ama bizimle merkeze kadar gelmeniz gerekiyor. Hayrola, bir şey mi? Hakkınızda ihbar var. Büyük ihtimal bir yanlış anlaşılma oldu ama lütfen bizimle merkeze kadar gelin. Orada ne olduğu anlaşıldı zaten. Tabii evladım, tabii. Dayı. Ha? Bu değil mi? Evet, o. Hadi oğlum, hadi. Ayşegül. Ne? Hadi şunu üstüne al da üşüme. İstemiyorum Can. Ya kızım, inat etmesene bir şey de, Allah Allah. Giy şunu, üşüme diye söylüyorum. Hadi, çok soğuk burası. Ya istemiyorum, Allah Allah. İstemiyorum. Ayşegül, inat etme, giy şunu. Hadi. İnatçı. Buna bile inat ediyorsun ya. Hayret bir şeysin ha. Yavaş. Tamam, yavaş. Sok kolunu. Aferin sana. Dur, aman Doğan'ı da çıkartalım. Yavaş. Tamam, yavaş. At. Tamam. 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 Ayşegül, şimdi sana bir şey dinleteceğim, tamam mı? Hazır mısın Murat'ın gerçek iç yüzünü öğrenmeye? Ay,
İstemiyorum Can. Hiçbir şey duymak istemiyorum, öğrenmek istemiyorum. Tek bildiğim şey karaya ayağım bastığı an seni polise vermek. Ben şimdi sana bunu bir dinleteyim. Gör bak bakalım beni polise mi veriyorsun yoksa seni kurtardığım için bana dua mı ediyorsun? Dur bakalım. Ya istemiyorum Can. Kızım bir elin kolun rahat dursun ya. Telefon düşürüyorduk az da aşağı. Anlaşıldı. Sen gel bakayım öyle. Ya istemiyorum ya. Gel. Yalanını itiraf ediyorsun yani öyle mi? Evet. Ama ben bunu aşık olduğum kadını senden korumak için yaptım. Murat, o kadın bana aşık. Ve sen ne yaparsan yap, nasıl davranırsan davran, bunu değiştiremeyeceksin. O kadın yarın benim karım olacak Can. Ve sen artık hayatımızda sadece gereksiz bir detaysın. Ya sen hiç mi korkmuyorsun Allah aşkına? Hiç mi korkmuyorsun yani gidip her şeyi Ayşegül'e anlatmamdan hiç korkmuyorsun? Öyle mi? Artık senin ne dediğinin bir önemi yok Can. Ayşegül beni seçti. Beni. Ha, bu arada benim söylediklerimi ispat edemeyeceğine göre. Değil mi? Tekrar dinlemek ister misin? Hayır. İnanamıyorum ya. Şaka gibi. İşte Ayşegül, şimdi sen de artık gerçekleri öğrendin. Elif beni kandırırken aynı şekilde Murat da seni kandırdı. Ne dememi istiyorsun Can? Sana teşekkür mü edeyim yani? Yani fena olmazdı tabii. Ayşegül, seni bu dünyada gerçekten seven kişi benim. Senin kılına zarar gelse ben aklımı yitirecek gibi oluyorum. Bunu ne zaman anlayacaksın? Bu dünyada senin için her şeyi yapabilecek, her şeyi yapmaya göze alabilecek tek kişi benim. Ben sana kıyamıyorum. Ben senin gözünden akan tek damla yaşa kıyamıyorum. Ben senin ağlamana, üzülmene kıyamıyorum. Ne güzel konuşuyorsun Can. Ya az kalsın birazdan duygulanacağım. Ya bilmiyorum farkında mısın ama sen beni kaçırdın. Yapmasaydım da evlense miydin? İstiyorsan dönelim evlen. Ya sen niye bana bunu doğru düzgün anlatmıyorsun canım? İlla bu raddeye gelmemiz mi gerek? Ben anlatmıyorum. Kızım kaç kere denedim söylemeyi. Ya kaç kere kapına geldim seni söylemek için ama sen ne yaptın? Beni sürekli attın, sürekli kovdun. Kovmadın mı? Devamlı beni kovdun. Çünkü sen abuk subuk işler peşindesin canım. Ben nereden bileyim senin doğru konuştuğunu? Ne konuştuğun belli değil. Benim ne konuştuğum belli değil öyle mi? Ben abuk subuk şeyler yapıyorum öyle mi? Kızım ben senin için neler yaptım ben? Neler yaptım? Yapmadım mı? Yaptım. Ben senin için neler yaptım? Yapmadım mı? Yapma ya, neler yaptım be? Gidip adamla evleniyordun ya. Seni bıraksaydım gidip adamla evlenmiş olacaktın şimdi. Ya en azından ben evlenmeye kalktım. Sen ne yaptın? Evlendin. Elif'le evlisin üstüne beni kaçırdın. Ortalık karıştı. Kalbime karışık. Ya dayı bizim daha ne kadar yolumuz kaldı? Bitmiyor mu bu yol? Daha çok var Can, çok. Dayı çay. Git gönlünü al. Çay ister misin? Ayşegül özür dilerim.
yükselttim. Ne yapayım, bazen ben de tepkilerimi kontrol edemiyorum işte. Ama sen de beni anlamaya çalış. Ben de bir sürü şey yaşadım. Bir sürü şeye inandım. Benim için de çok zor. Ya tamam, anlıyorum. Senin yaşadıkların da şu an çok zor gerçekten ama... Can, burada konu sen değilsin canım. Ay niye sen sürekli benim her şeyime karışıyorsun, her yerden çıkıyorsun ya? Tabii. Doğru söylüyorsun, benim sana karışmaya falan hakkım yok. Her şeyi öğrendikten sonra Murat'la ilgili vereceğin karar da sana ait. Telefonunu verir misin? Ne yapacak? Ay Can, benimki düğünde kaldı. Verir misin şu telefonunu? Veremem. Kimi arayacaksın? Ay versene canım. Aa, ver. İsmail amca, ben gördüm seni. Sen de oradaydın. Çıldıracağım şimdi ya. Ne gördün oğlum? Neyi gördün? Murat Bey, Ayşegül Hanım'ın kendi rızasıyla gitme ihtimali yok mu? Yok, yok diyorum size. Kızı sırtlayıp götürdü. Öyle bir şey olmadı. Uyduruyor. Mekanın kamera kayıtlarını istedik. Heh. Ama arızalıymış. Hiçbir görüntüye ulaşamadık. Can arıyor. Kesin tehdit edecek ya da bir şey isteyecek. Hoparlörü alıp açın, biz de duyalım. Murat. Ayşegül, iyi misin? İyiyim. Seni aramamın sebebi, ben senden de, seninle evlenmekten de vazgeçtim. Ayşegül, sen ne diyorsun? Can mı yanında? Zorla mı konuşturuyor seni? Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Kimsenin beni zorla konuşturduğu yok. Murat, ben her şeyi öğrendim. Senin Elif'le bana yalan söylediğini, senin Elif'e yardım ettiğini, Elif'in hamile olmadığını başından beri bildiğini öğrendim. Duydun mu beni? Murat, seni terk ediyorum, tamam mı? Bir daha ne karşıma çık, ne hayatıma gir, ne de beni ara. Can oğlum, orada çay, kahve, şeker, ne istersen hepsi var. Tamam, size yemek de ayırdım. Bak şu arkada da peynir, ekmek falan olacak. Tamam dayı, anladım, sağ ol. Ha, sobayı da hemen yakın, anca ısınırsınız. Tamam. Tamam. Hadi bana müsaade. Dayı, gidiyor musunuz? Gideyim ya. Biz nasıl geri döneceğiz? Dönmeyeceğiz. Ne? Evet, dönmeyeceğiz. Sen beni tamamen affedene kadar dönmeyeceğiz buradayız. Ben seni tam olarak hangi konuda affedecekmişim acaba? Genel. Genel? Genel olarak her konuda beni affedeceksin, o kadar. Oraya elbise de bıraktım sana. Biraz bol gelecektir ama merak etme, çok sıcak tutar. Hadi hoşçakal. Dayı! Olmaz dayı. Olmaz dayı, ne olur gitme ya. Ya Ayşegül, rahat bırak adamı, gitsin evine. Allah Allah, işi gücü vardır. Ay yok ya, bırakmam. Vallahi bırakmam dayı, beni bununla bırakma, ne olur. Ayşegül, gel canım, gel. Gel adamı rahat bırak, gel. Ayşegül, elçiye zeval olmaz. Benim elimden gelen bu kadar. Artık geri kalanı size kalmış. Ay bana ne kalacak dayı? Kalacak bir şey yok bana. Hadi hoşça kal dayı, hoşça kal. Ayşegül, tamam dur ya. Adamın karısı var, çoluğu var, çocuğu var evde bekliyor. Dur Allah aşkına. Ayşegül, nasıl buldun yeni evimizi? Evimiz diyor bir de ya. Zevzekleşme Can ya. Birinci çoğul kullanıyor bir de. Çıldıracağım. Soğuk ayrıca burası. Üşüdüm. Bir de çok ıssız burası ya. Dur, şu kapıyı kilitleyeyim de gelen giden olmasın.
Çay içer miyiz? Çay. İstemem. Ya kızım tamam sen beni gene tersle ama şunu iç. İçin ısınsın. Ya istemem Can. Aman istemezsen isteme be. Allah Allah ya. Bu ne be böyle hep bir tersleme hep bir şey. Beni bozmalar falan. Sanki kötü bir şey dedik yani. Hayret bir şey ya. Can çık. Efendim? E çık diyorum. Yapma ya. Çıkmıyorum. Hem sen beni Hasan dayının barakasına kovamazsın. Allah Allah. Kovmuyorum Can. Üstümü değiştireceğim. Gelinlikle yıllandım burada ya. Kızım ne yapıyorsan yap değiştir Allah Allah. Bakmam ben sana. Olur biter. Hem bu ne biçim böyle çirkin bir gelinlik ya. Allah Allah. Neyse. Değiştir tamam bakmıyorum. Bakmam yani. Ay Can çık. Ayşegül çıkmıyorum. Niye çıkayım ya dışarısı buz gibi donacağım. Uf, tamam arkanı dön o zaman. Tamam. İyi tamam. Can bu ne? Bu balıkçı erkek kıyafeti. Ne olacaktı Ayşegül ya? Burası da balıkçı barınağı ya. Yani başka ne olabilir? Balıkçı kıyafeti olacak tabii ki. Ne bulduysan giy işte. Tamam. Kapa gözünü ya. Tamam. Sessiz sessiz. Ne yapıyorum acaba? Hem sen dönsene arkanı. Tamam dönüyorum. Dönüyorum zaten. Bu sene başarırsın herhalde. Ya sen bana mı bakıyorsun? Hayır. İyi be. Allah Allah. Kendi kendini debelendir orada. Yardım. İyi et, tamam. Kapıyı çalsam bir an sen yanımdasın, saçlarımda tadımdasın, sonra işte onunlasın. Aşk mı bunun adı, beni benden aldı, kim kime yanık aşık. Anlat azıcık korkmadan. Şöyle soğuk havayı yüzüne al, kendine gel Can. Ayşegül! Ya kızım aç şu kapıyı, kurt iner bu saatte buraya. İnşallah iner, inşallah iner, seni çıtır çıtır yer. Ya Ayşegül açar mısın şu kapıyı? Bak çok soğuk burası, sabaha kadar donarım ben. Sonra arkamdan çok ağlarsın, çok üzülürsün bak çocuk benim yüzümden donarak öldü diye. Sen daha çok ağlarsın Ayşegül diye. Ya Ayşegül!
Neredeyim ben ya? Ay, Hasan dayının bara kızı. Böyle bir uzanayım dedim, uyuyakalmışım. Ay, ben canı dışarıda unuttum ya. Donarak ölmüş olmasın. Çok iyiyim. Ah, Can ses ver, adama kızma. Ayşegül iyi mi? Doldum, elimi kolumu oynatamıyorum ya. Ay çocuk nerede oldu? Can. Dur bak şimdi, ben şimdi sana bir çay yapacağım. İçin ısınacak, tamam mı? Yavaş yavaş çözüleceksin Can. Tamam, yavaş yavaş. Bekle Can. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş çözüleceksin. Ay Can. Çözüldüm. Dur. Uyuyakalmışım Can. Şu hale bak ya. Ünlü oyuncu Can Tekin dağ başında donarak can verdi. Böyle şeyler söyleme. Yok yok, güzel haber olur aslında, havalı yani. Ünlü oyuncu aşkı için donarak öldü. Salak şey. Isındın mı? Of, hem de nasıl ısındım. O zaman sana bir çay yapayım, biraz daha ısın. Tamam, yap, biraz daha ısın. Ne gülüyorsun ya? Üstündekilerle Sherlock gibi olmuşsun da ona gülüyorum. Can, sanki ben çok mutluyum üstümdekilerle. Ama bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bunlar bile çok yakışmış ama. Zaten güzeli de ne yakışmaz, değil mi? Neyse Can, neyse. Hadi arı şu Hasan dayıyı da gidelim artık. Hayatta olmaz ya. Niye? Can, burada oturup yıllanacak mıyız canım? Hem İso ne olacak? Ayşegül, düşünme İso'yu falan ya. Gülen hemen başında zaten. Dedem de kontrol ediyordur. Sen merak etme. Sen zaten bunları kafana hiç takma. O iş bende. Bende o işler. Sen yorma kafanı. Hem zaten ayrıca sen beni affedene kadar buradayız yani. Başka yolu yok. Affedene kadar mı? Senin için bu kadar önemli mi affedilmek? Tahmin bile edemezsin ne kadar önemli olduğunu. Peki. Ne yaparsın seni affetmem için? Ne istersen yaparım be. Ne istersen. Öyle mi? Öyle. Ayşegül, ben sana çok aşığım. Hala anlamadın mı bunu? O yüzden ne istersen yaparım. Hatta beklerim sonsuza kadar. O zaman daha çok beklersin canım.
Kızım ne oldu şimdi ya? Birdenbire ne güzel şey edecektik. Ne istersen yaparım da beklerim de. Adama bak ya, sanki vazo kırdı da af diliyor. Elif'le yediğiniz saatleri ben unutmadım canım. Unutmadım canım, unutmadım. Ayşegül. Farkında mısın? 3 saattir aynı ekonomi sayfasını okuyup duruyorsun. Neden acaba? Sayende ekonomiyi ezberledim. Çıktın beni bu eve. Sönmüş bu. Yapma ya. Ben de diyorum kaç saattir niye üşüyorum. Ne yapacağız? Ne bileyim. Hasan dayı bir yerlere koymuştur oldun herhalde Can. Kesin koymuştur canım. Harika plan. Muhteşem. Evet. Odun yok. Buyur. Buradan yak. Neyse canım. Sıkıntı değil. Ben şimdi çıkar giderim. 2 dakikada odun bulurum. Onları kırarım. Gelir burada yakarım. Ay hiç güleceğim yoktu. Can sen kim? Odun kırmak kim canım? Allah Allah. Arar mısın şu Hasan dayıyı artık? Lütfen gelsin ya. Yok ya. Allah Allah. Hayatta olmaz. Aramam. Hem ben bulur kırarım. Kızım ben bir kere acayip iyi odun kırarım. Yani ben hep kırarım. Çok odunlar kırdım ben. Ne odunlar kırdım bir bilsen. Ya sizin evde çok iyi odun kırmışsındır sen. Eminim şömine yanca. Nerede benim baltam? Ha, yani dışarıda bir yerde bir balta vardır. Ay of Can dur bir dakika ya. Saçmalama. Ne bağırıyorsun ya? Ya Can ödüm koptu ya. İndir şunu şeytan doldurur. Ha şeytan doldurur. Balta tamam. Şimdi bir de odun buldun mu? Tamamdır. Ya of Can ya ne olur Allah'ın adını verdim. Ara şu adamı ya. Sen kim odun kırmak kim? Ayşegül öyle bir ihtimal yok. Umut. Ya Can ben mecbur muyum seninle burada kalmaya? Evet. Çıldıracağım ya. Ayşegül hadi çok konuşma da git odun topla ben de kırayım. Yok ya. İşim olma. Ya kızım bir kere de tamam de bir şey de tamam de ya Allah Allah. Ne kadar inatsın ya. Git getir odun topla ben de keseyim diyorum. Olur tamam. Tamam. Vallahi mi? Vallahi. Madem burada kalacağız soğukta. Tamam odun toplayayım ben. Aferin kız sana. Aferin bana. Helal. Helal. İyi aferin. Sen o zaman arkadan ormana doğru git. Tamam mı? Orada ara. Ben de şu tarafa gideyim orada arayayım. Tamam. Hı? Haydi kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Aferin kız sana. Aferin bana. Maşallah. Maşallah. Kek ya. Uzan bu kadar kek olur mu?
yapmayacakmışım. Ay senden hala odun var mı acaba? Ne haber? Hava da çok güzel değil mi? Hayırdır Ayşegül, nereye? Odun toplamaya Can. Nereye olacak? Odun toplamaya, böyle koşa koşa odun topluyorsun yani. Gözlerim yaşardı ya. Öyle. Vallahi. Ne oldu? Gel bakalım. Can vardı mı? İndirmiyorum. Ya indir diyorum ya. İndirmiyorum, kaçmadan önce düşünseydin. Ayşegül, kilo mu aldın sen ya? İndir beni. Bağırıp durma. Ya indir beni. Ya ne yapıyorsun ya? Ne bu? Ya Can. Can. Ya Can. Ben şimdi... Uslu uslu otur orada. Ben birazdan geliyorum. Ha, pencerelerle de boşu boşuna uğraşma. Hepsi çivili. Ne? Ya sen ruh hastasın üstünde ya. Ne oldu andan, bir şey mi oldu? Yok canım, ne olsun? Ne olsun ki, her şey günlük güneşlik. Ne olacak o yok? Delirmek üzereyim. Sabahtan akşama televizyondasın. Daha ne olsun? Ne güzel andın işte. Bedava reklam. İmdat! Kiminle konuşuyorsun ya? Komik misin sen Can? Hı? Komik misin? Ben hiç gülmüyorum ama. Zaten zar zor işleri toparladım. Şuraya iki tane adam gibi teklif gelmişti. Şimdi onlar da kaçmak üzere. Herkes bana ne diyor biliyor musun? Evli barklı adam düğünden gelin kaçırıyor. Biz onu nasıl bebek bezi reklamında oynatacağız diyorlar. Ben ne cevap vereceğim şimdi bu insanlara? Bebek bezi reklamı mı? Ben onu sana dememiş miydim? Dememiştin andan, dememiştin. İmdat! Ne bebek bezi reklamı ya, Allah Allah. Oldu olacak, bir de mama reklamı çekelim, tam olsun. Çok sıkıldım ya. Ya millet kız kulesine kapatır bu geldi, dağın başında kapattı beni ya. Ve teklifi geri çekiyorlarsa çeksinler Allah Allah. Ne yapalım yani, çeksinler. Oldu canım. Peki ben ne yapacağım o zaman? Onu da söyle madem her şeyi çok biliyorsun. Handan, senin işin kriz yönetimi değil mi? Yönet işte. Bana soruyor bir de. Alo. Bak sakın kapatma yüzüme telefonu Can. Bir şey söyleyeceğim. Alo. Gerçekten delireceğim ben bununla. Huni takacağım sonunda. Aa, bu nedir ya? Hem kekeme hem geveze. Can nerede? Bilmiyorum, şu ağrına bak. Can niye bırakıyorsun? Alsana elini. Ya,
bileyim kızım. Ay kan tutuyor beni. Bak bak. Nerede? Bilmiyorum ki. Ay Allah'ım. Burada. Ya böyle şaka mı olur ya dağın başında? Korktun mu? Korktum. Ayşegül. Hı. Ben burada odun keserken sen beni mi izliyordun orada? Ha? Ne izleyeceğim ben? Dışarı bakıyordum. Ha, tabii tabii. Hadi Can. Hadi Can, neredesin? Çok üşüdüm ya. Hadi. Can. Geldim, geldim. Tutuşmayız mı? Tutuşmayız, merak etme. Ne yapıyordun sen? Demek odun toplama bahanesiyle kaçacaktın ha? Can, daha ne kadar burada kalacağız? Mantıksız mantıksız işler yapıyorsun. Ben gitmek istiyorum. Ay zorla güzellik olmaz diye bir laf var. Ayşegül, sen de beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Tamam, ben de hatalıyım. Ama gerçekler ortaya çıktığına göre. Yaşananlar kolay unutulmuyor Can. İkimiz de kandırıldık Ayşegül. İkimizi de kandırdılar. O yüzden şu inadından vazgeçip beni tamamen affedene kadar bekleyeceğim. Daha çok beklersin. O işler o kadar kolay değil. İyi misin Can? İyi. İyi. Oy. Kim o be? Annen. Açmayacak mısın? Of, hiç uğraşamam şimdi. Olanları duymuştur. Ondan sonra sorup da durur şimdi. Boş ver. Detaylar falan sorar. Vallahi bunu benim dediğime de inanamıyorum ama kadın haklı. Can, biz hep böyle oturacak mıyız ya? Ben halimden gayet memnunum vallahi Ayşegül. E ben değilim. Ne yapalım istersin? Ha? Seni alıp diskoya falan mı götüreyim yani? Onu mu istersin burada? Hayır ama bir yürüyüş yapabiliriz. Ya da kumlarla oynayabiliriz. Tabii tabii, yürüyüş. Hayatta olmaz. Yürüyüşmüş. Ayşegül. Hı. Sen rahat mısın orada? Evet. Yani rahat değilsen şöyle yanıma gelsene. İstemem. İstemezsen isteme be. Allah Allah. Ben senin için sordum zaten, öyle sandalye tepesinde oturma öyle rahatsız rahatsız diye.
Can. Geleyim ben senin yanına ya. Vallahi mı? Vallahi. Acaba? Sarılmaya çalışıyorum Can. Elim sıkıştı da. Huzur bu be Ayşegül ya. Sen yanında yokken İso ve sen yanında yokken o kadar huzursuzum ki sanki böyle karnımın içinde atlar koşturuyor, o kadar huzursuzum yani. Ayşegül, sen bana hiçbir şey söyleme. İstersen hiç konuşma. Yeter ki böyle yanımda ol benim. Kokunu içime çekebileyim. Biliyor musun? Her gece eve her gittiğimde bir an önce yatayım, bir an önce sabah olsun, bir an önce Ayşegül'e gideyim, onu göreyim, İso'yu göreyim, onu kucağıma alayım, koklayayım, öpeyim, seveyim istiyorum. Gerçekten. Tabii sen şimdi bunlara da inanmıyorsundur, değil mi? Tuvalete. Niye? Biliyorum şimdi bu konuşmanın üstünde biraz tuhaf oldu ama çok sıkıştım. Ha, tabii tabii git. Ayşegül bak ne diyecek. Vay kaçak kunduz. Can abi neden açmıyorsun telefonu sen? Aç kurban olayım ya. Yok. Yok. İsmail amcanın telefonda yok ki arayayım. Ben ne yapacağım şimdi? Of. Benim yanımda çok huzurluymuş da ben olmayınca mutsuzmuş da. Demek ki fazla huzurdan gitti kendisi Elif'in koynuna. Unutacağım ben çünkü sana inanacağım yani, öyle mi? Ben artık seninle huzurluyum. Ayşegül! Ayşegül! Ya bu kız nereye gitti bu saatte be? Ayşegül! Çabuk sesime ses ver! Kurt mu ya? Ayşe... Kurt mu lan o? Beni ne haline düşürdün Can'tekin? Ayşegül! Ayşegül! Kurt gel, ye beni kurt, ye beni, ye beni kurt.
Kimse yok mu? İmdat! Kimse yok mu? Ayşegül! Ayşegül! Ya nerede bu kız be? Ayşegül! 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 Ay ya, başka kimse yok mu ya? Başka kimse yok mu? Of! Ay! Of! Of, ben ne güzel usul usul gidip evleniyordum ya. Can! Öldüreceğim seni Can! Ayşegül! 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 Şş, git buradan ya! Ayşegül, sen ne yapıyorsun burada? Ne oldu be, düştün mü? Yok Can, sıkıldım. Ormanın ortasında oturuyorum. İyi o zaman, hadi kalk gidelim hadi. Ya Can, ne kalkması ya? Kalkabilsem kalkabilirdim. Düştüm, görmüyor musun? Neren acıyor? Ha? Bileğim. Hangisi? Bu. Ay, dur. Yavaş. Of ya. Gel hadi gel. Ben kucaklayıp götürdüm seni. Ay Can, nasıl götüreceksin beni bütün yol ya? Kızım, senin Edin'le Budin'le ve taşırım ben. Ne olacak, gel. İyi. Gel hadi gel, biraz yardım et bana da. Bas öteki ayağa. Tam öteki ayağına bas 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 bas. 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 Hoppa, aferin sana. Gel, bir, iki, üç. Ay. Hop. Çok acıttım. Ey Allah'ım, ya Rabbi. Evet, of. Dur bakayım. Şurası mı? Ay dur, tamam Can, yavaş. Tamam bak Ayşegül, ben dışarıdan soğuk bir şey alayım. Geleyim, tamam mı? İyi, tamam. Sen uzat şöyle, şurada dursun. Hemen geliyorum ben. Ayşegül. Can, Gülendem aramış 100 kere. Bir arasana ya. Bir şey mi oldu acaba? Aman Allah korusun ya, dur. Ver bakayım. Gülendem, bir dur, bir yavaş konuş. Anlayamıyorum. Bir yavaş yavaş anlat. Ya işte ondan sonra bu Medya Hanım geldi. İsmail amca dedi, parkta bekliyor. Aldı çocuğu götürdü. Seni arıyorum, açmıyorsun da telefonu. Annem mi aldı İso'yu? Niye? Ne? Tamam, tamam, tamam Gülendem. Tamam, sen şimdi panikleme. Ya kızım, bir dur, ağlama. Niye ağlıyormuş Can? Ben ararım annemi, öğrenirim ne olduğunu. Sonra sana haber veririm, merak etme. Tamam Gülendem, tamam, arayacağım seni. Hadi kapat, hadi. Annem almış İso'yu. Ay niye İso'yu annen almış Can? Ne bileyim ben, bilmiyorum. Arayıp öğreneceğim şimdi. Git başımdan Naciye. Kimseyi görmek istemiyorum. Can Bey arıyor Medya Hanım. Bebeği soruyor. Ay, bir de o vardı diyeyim be. Öf.
Ömer. Efendim Can. Alo anne, İso'yu almışsın, parka götüreceğim demişsin. Sonra geri götürmemişsin Gülendam'a. Kız ağlıyor, beni arıyor. Ne oldu? Getirmedim evet. Bebek burada. Bir şey yok. Ya anne, Allah Allah, dalga mı geçiyorsun ya? Ne demek götürmedim? Kız orada ağlıyor, beni arıyor. Git o zaman haber ver bir kıza yani, götürmeyeceksen. Niye parka götüreceğim diye alıp da çocuğu geri götürmüyorsun yani? Ay, bağırma bana be. Aşağıda dedenle oynuyor bebek. Niye mi yaptım? Onu da artık gelince karına Elif'e sorarsın Can. Ne yaparsanız yapın. Bıktım artık. Anladın mı beni? Hepinizden bıktım. Ne yapsam kimseye yaranamıyorum. Ne yaparsanız yapın. Anladın mı? Ne yaparsanız yapın. Ne diyor? Onlardaymış İso, iyiymiş. Ay niye almış İso'yu? Onu da artık gelince karına Elif'e sorarsın Can. Bilmiyorum Ayşegül. Ya Can bak, ben huzursuz oldum ya. Lütfen Hasan dayıyı arar mısın? Gelsin alsın bizi lütfen artık, gerçekten ama. Gidelim yani. Hadi. Arayayım, gidelim Ayşegül. Evet. Nasıl, çok acıyorum hala. Sızlıyor ama geçer birazdan. Biz artık istesek de ayrılamayız biliyorsun. Murat, Elif, annem, hiçbiri ne yaparlarsa yapsınlar aramızdaki bağı kopartamazlar. Can, bu senin evlisin. Boşanacağım Ayşegül. Hem de hemen boşanacağım. Ben şu an Elif'le evli bile olsam, benim ailem sensin. Sen ve İso benim ailemsiniz. Hiçbir şey, ne olursa olsun aramızdaki bağı kopartamaz. Dinleme, duyma, sen onlara uyma. Bu ikimizin hikayesi. Kaçırma gözünü, yutma şu sözünü. Akıt gitsin zehrini. Ağlaya ağlaya öldük. Ne uçurumlardan döndük. Hatırla ne olur, unuttuysan. Biz ne yokuşlar gördük. Açma. Yargısız infaz bu yaptığın, sevme bu kadar kendini. Ağlaya ağlaya öldük, ne uçurumlardan döndük. Hatırla ne olur, unuttuysan, biz ne yokuşlar gördük. Sistem.
evimizi bulamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman, senden iz yok.